Feray Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiniz. Ve yoğun temponuzdan bizlere bu değerli dakikaları ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Feray Bey, Eda Termal Spa ve Aqua Park'ın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan, kapasitesinden, tercih edilme sebeplerinden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Feray Kahyaoğlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Feray Kahyaoğlu 1972 Aydın Nazilli doğumlu. İlk ve ortaokulu Nazilli'de tamamladım. Evet. 93 yılından beri Turgut'ta ikamet ediyorum. Bu sektörde bir yıldır tesis hizmet müdürlüğü. Veriyorsunuz. Hizmet veriyorum. Tesis müdürlüğü yapıyorum Eda Termal Urganlı Kaplıcalarının. Tesisimize şöyle bir baktığımızda gerçekten çok büyük bir bölge, yani büyük bir yerdeyiz. Konum olarak da büyük bir yeri kaplamışız. 1600 yıldan bahsettik biraz önce özel sohbetimizde. 1600 yıllara dayanıyor. Evliya Çelebi tarihçesi var. Evet, evet. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Tesisimiz Turgutlu Belediyesi'ne ait bir tesis. Biz kiracıyız. Tesisimizde şu anda 104 oda, 240 yatak kapasiteli bir tesis. Odalarımız süit, yemekli, yemeksiz şekliyle ayrılıyor. Odalarımızda genelde tüm odalarımızın tamamında termal su var. Termal sularımız akıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti açısından odalarımızın tamamında klima sistemleri ve ısıtma olarak da termal su var. Yine aynı şekilde odalarımızın bir kısmı yemekli, bir kısmı yemeksiz şekliyle hizmet veriyor. Yarım pansiyon şekliyle. Evet. Yarım pansiyon şekliyle hizmet verdiğimiz otelimiz dediğimiz, D blok dediğimiz bir bölümümüz var. 24 daireli. Yine hemen şu anda röportajını yaptığımız bina, resepsiyon binamızın yan tarafında olan termal tesisimizin en lüks odalarından olan apartlarımız var. 1+1 şeklinde. 16 daireli. Yine 6 adet müstakil dairemiz var. Çok güzel. Yine 10 adet B odalarımız var. Bunlar 1+1 klima ısıtma şekliyle. Bunlar kapasitesine göre değişiyor galiba. Evet. A, B, C ve D olarak. Evet, evet, değişiyor. Yine aynı şekilde tesisimiz 188 dönüm arazi üzerine kurulu evet, bir tesis. Biraz önce söylediğimiz gibi gerçekten çok büyük bir alana sahipsiniz. Evet. Peki konum olarak, lokasyon olarak Eda Termal Spa ve Aqua Park nerede? Manisa'nın neresindeyiz şu an? Manisa Turgutlu Urganlı mahallesindeyiz. Urganlı'ya 4 kilometre, Manisa'ya 54 kilometre, Turgutlu'ya da 17 kilometre mesafede bir tesisiz. Evet. Kapasitemiz bu bölgede tek bir tesisiz. Termal tesis olarak hem konaklamalı hem günübirlik hizmet veriyoruz. Çok güzel. Günübirlik hizmetimiz, bay bayan ayrı havuzlarımız var. Yine aynı şekilde yazın akuamız var. Bunlar da bay bayan ayrı şeklinde. Vatandaşlarımız bu civarın, işte Manisa'nın ilçelerinden gelen ve köylerine gelen vatandaşlarımız olduğu gibi İzmir, Manisa... Bölge dışından da gelen misafirlerimiz tabii, tabii, var. Tabii aynı şekilde Ankara'ya kadar İstanbul'dan çok gelen güzel müşterilerimiz var. Çünkü geçmişi sağlam bir tesis. Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi 1600 yıl öncesine dayanan bir tarihçesi var dedik. Evet. Ve tabii ki termal sularının özelliğinden dolayı da insanlar daha çok burayı tercih ediyorlar. Biraz bahsedebilir miyiz suyumuzun özelliğinden? Tabii suyumuz berrak ve kokusuz. Kırık, çıkık, egzama, siyatik, bel ağrısı, evet, ortopedik rahatsızlıklar bunlara iyi gelmekte. Yine içildiğinde mide ve bağırsaklara faydası var bu suyun. Çok güzel. Yine bu su 78 derece, 80 derece kuyu çıkışı. Tesislerimize verilişi de 60-62 derece civarında. Tüm odalarımızın, biraz önce de belirtmiştim, 104 odanın 104'ünde termal havuz var. Yani 1.70'e 80 ebatında her odamızda küvet, havuz var. Küvet var. Çok güzel. Her odamıza termal su akıyor. Termal suyu kullanırken şunu dikkat etmekte yarar var bu. Çünkü halkımızca yanlış biliniyor. Termal su kesinlikle soğuk suyla karıştırılmamalı. Ilıştırma şekli. Su doldurulmalı küvete.
soğutmaya bırakıldığında. Onun ısısı yani yıkanabilecek derecede değil mi? Tabii şimdi onu yani, vatandaşlarımız kendi ayarlıyor. Çünkü her vücudun ısısı çok farklı. Çok fazla yakmıyordur herhalde. Odaya gelişi sıcak. Ama Sağlık Bakanlığı'nın müsaade ettiği sıcaklık derecesi 36 ve 41 derece. Evet. Yani bu dereceleri vatandaşımızın vücudu alışkın ise 42'de, 43'te de kullanabilir. Ama bakanlık bunu 42 derecede sınırlıyor. Evet. Yine aynı şekilde bu suya kalp ve romatizma rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza önermiyoruz. Çünkü rahatsızlıkları artmaması açısından. Hem çok sıcak olduğu için, hem aynen, buharlaşma aynen, olduğu için aynen, nefes alma konusunda zorluk çekebilirler. Tabii, bu hastalarımız. Yine doktor kontrolünde bu hastalarımız tesisimize geliyor veya şifa amaçlı gelen hastalarımız var. Yine dinlenme. Belli bir günü var mı kür olarak? Hani şimdi şu kadar şöyle, gün kullanmamız lazım bu suyu. Ya şimdi bu kişiden kişiye, doktorun tavsiye ettiği değişiyor. En az yine günde 3 sefer kullanmak lazım. Bunu 15 dakikaya geçirmemek ve hareketsiz küvetin içinde kalarak yapmak lazım. Tabii bu 15 dakika insanlara göre değişebilir. Baştan belirttim çünkü vücut ısısı ve insanların dayanıklılığı da önemli. Evet. Rahatsızlık durumu da önemli. Burada bunu halkımız kendisi de saat dakika tutarak da değerlendirebiliyor. Bu şekilde öneriyoruz genelde vatandaşlarımıza. Evet. Tesisimizde yine aynı şekilde biraz önce belirttim, aquamız var. Bu aquamız tabii Nisan ayından sonra açılıyor. Sezon başlıyor. Başlıyor. Ekim sonuna kadar açık kalıyor. Biraz sonra da tesisimizi gezeceksiniz zaten. Geniş yelpazesi olan halkımızın istirahatini rahat yapabileceği, doğanın içinde, şehirden uzak, gürültüden uzak bir tesis. İki yıllarda tesisimizin önünün açık olduğunu ben açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Şifa kaynağı bir tesis, onu da belirteyim. Evet. Şifa kaynağını bulmak istiyorlarsa doğru adresteler diyebiliriz. Kesinlikle tabii. Bizler de ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Eda Termal Spa ve Aqua Park'ı tavsiye ediyoruz. İnşallah. Gelsinler buradaki kaliteyi görsünler diyoruz. İnşallah, inşallah bekleriz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden birçok dostlarınız bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim. Yıllardır bu tesis halkımızın hizmetinde. Bize ziyaret eden halkımız teşekkür ederiz. Bize destek veren kamu kurum kuruluşlarına, basın mensuplarına, yayında emeğe geçen sizler olmak üzere tüm halkımıza teşekkür eder. Katılımlar için, bizleri desteklemeler için teşekkür ederiz. Biz evet, de bekliyoruz. Biz burada 24 saat hizmetindeyiz. Evet. Gelen misafirlerimizi buraya tekrar tekrar bekliyoruz değil İnşallah, mi? İnşallah. Bekliyoruz. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun.